Kilisenin temeli. O Allah'ın işine ben karışmam. Peki, teşekkürler. Normaldir, doğrudur. Çünkü o adam elinin nereye attıysa ya Allah ya Bismillah dedi. Değil mi? Fark Türkiye için. Yani. Tabii Türkiye için yani bugün Kur'an'da da yazılı. Bugün ayıptır söylemesi lavaboya giderken veya tuvalete giderken sağ ayağımızla giriyoruz Bismillah diyoruz değil mi? Ya bugün bir kilise. Kilise nedir ki ya? Kiliseye giriyorsun Bismillah diyorsun adam. Normaldir yani. Benim için normaldir. Barış abi şunu veremedim. Valla o bizim dilimizde olan şeylerdir. Kullanmamız gerek. Kilise aşmaktan ya Allah ya Bismillah değil yani. Yani onu hor görüyorum. Ben bir şey diyemem ona. Şimdi nasıl diyeyim sana? Kilisede bildiğim kadarıyla kilise gittiği zaman tanrılara şey yapıyor. Biz camiye gittiğimiz zaman Bismillah diyoruz. Bunlar kiliseye gittiği zaman Bismillah diyorlar. Yani bunu diyelim. Mesela etrafımda da görüyorum böyle. Her girdiklerde selamı. Ya kardeşim sen nereden biliyorsun o girdiğin yerdeki insanın Müslüman olduğunu? Nereden biliyorsun ya? Merhaba de ya. Güzel Türkçemizde merhaba diye bir kelime var. Ya Allah diyeceğine hayırlı olsun, vatana millete hayırlı olsun, kullananlara hayırlı olsun de. Yani insanlara bir şeyler dikte etmenin, zorla kabul ettirmenin manası yok. Yok yani. Şöyle söyleyeyim o zaman, bunu aynı şekilde bir muhalif lider yapsaydı, Cumhurbaşkanı ve tabiri caizse av trollerinin tepkisi ne olurdu onu ben daha çok merak ediyorum. Yanlış mı dedi? Tabii ki yanlış. Ha, kilise açması tabii ki yanlış değil ama bu şekilde açması yanlış. Ne demeliydi peki? Yani oranın hani nasıl söyleyeyim hizmeti açtığı için şey yapabilirdi hani ama ya Allah Bismillah demesi bence yanlış diye düşünüyorum ya. Vallahi şimdi dinsel bir konuyla ilgili yorum yapmak haddime değil. Çünkü hakim olduğum bir konuda yorum yapmak isterim. Ama o taraftan eğer herhangi bir tepki gelmediyse işte zaten işin güzel tarafı da bu. Yani dinin, ırkın farklılığına rağmen insanların özgürce kendilerini ifade etmeleri. En güzel tarafı o. Yani orada kendisine yükselen bir ses olmadıysa bulunduğu ortamın da ne kadar doğru bir ortam olduğunu gösteriyor. Kendisi de vicdanen kendi içinden çıkan bir şeyi paylaşmış. Onda da bir sıkıntı yok. Bence zaten bunlara takılmayı bırakıp biz birazcık şu GDO'lu torunlara, İsrail'in dayattığı tarımsal zehirlemeye, sonra da ilaç firmalarının bize halkımızı bu kadar insanı kanser edip bizden ilaç üzerinden para kazanan bir sisteme, bunlara birazcık böyle dönüp kafamızı çevirip gözlerimizi açsak İnanın bana hiç öteki şeylerden falan bahsetmeyeceğiz. Zaten şöyle bir şey, İncil'de de zaten Tanrı olarak yani Allah'ın kabul ediyorlar. Yani böyle bir şeyin de olması yani onlar için de iyi. Nasıl bir şey söyleyeyim, kısaca şunu söyleyeyim. İncil'de de zaten Allah'ı kabul ediyorlar, Tanrı'nın varlığını kabul ediyorlarsa yani bu kadar basit. O da saçma geliyor bana şahsen, hani kilise sonuçta. Yallah Bismillah. Biraz garip bir durum geliyor bana yani. Vallahi o konuda pek bir düşüncem yok. Tabii onun gördüğü şeyi, onun takdir ettiği şeyi, onun hakkında bir şey diyemem. Kesin kendi inancı. Ya Allah Bismillah da der. Hristiyansa Hristiyan'a göre hareket eder. Herkesin kendi inancına saygı duymak lazım. Onu herkes güldü yani. Bir komik bir durum oldu orada. Aslında bunların hepsi de dört din. Kur'an'da da var bu. Onlar bizi tanımıyor ama Kur'an onları tanıyor. Bu da doğal bir şey. Papaza yer kalmamıştı. Ya biraz da papaza müsaade etselerdi. Bunların dini de belli değil. Açılır. Cami de açılır, kilise de açılır, cemevi de açılır ama mesela camiyi imamla beraber açarsın. Kiliseyi de papazla beraber açarsın. Kimse yol vermiyor ki. Bilir tabii, ne güzel işte, Allah'tan başka bir şey yok bizim. Allah birdir, herkesin Allah'ı var. Kiliseye ya da yabancı şey işletmelere bu kadar önem veriliyor, onu anlamadım. Mesela Kaz Dağları biliyorsunuz şu anda mahvolmuş durumda, Kanadalı şeylere verildi. Hani uğraşanlara, hani bizim ülkemizde niye bu kadar kötü bir duruma gidiyor, ona şaşırıyorum. Bence hoş değil. Niçin? Ne bileyim, kilisede öyle söylememeliydi. Ya kendi gelenek ve göreneklerine göre Allah Bismillah demiş yani. Yani olabilir yani. Biraz pozitif olmak lazım aslında. Artık yani negatif ayrıştırma yani bir yere kadar. Recep Tayyip Erdoğan kilise temelleri atarken ya Allah Bismillah demesini siz nasıl yorumluyorsunuz? Mantıksız buldum. Niçin?
Yani sonuçta kilise açıyor, cami açmıyor. Cami açarken ya Allah Bismillah denir, bir de kurban kesilirken. Yani kilise açılırken bana çok mantıksız geldi.